Kabus gibi çökeceksin yine hayatıma. Cemal, niye döndün sen? Biz neyiz seninle? Bu ilişkinin adı ne? Cemal lütfen beni zorlama. Ben bir şey zorlamıyorum seni, bilmek istiyorum sadece. Biz neyiz, arkadaş mıyız, sevgili miyiz, ne? Annemi duydun içeride. Herkes böyle düşünüyor. Tamam, o testi yaptıracağım. Eğer Gökhan'la kardeşsem, yüzümü bir daha görmeyeceksin. Ama değilsem, bana bir daha bu mazeretle gelmeyeceksin. Tamam, anlaştık. Benim için okey gider. Çok beğendim. İşi aldın mı o zaman? Son karar maalesef patronun. Hem genel müdürümüzün de sizinle tanışması lazım. Anladım, peki. Kendisi şu anda yurt dışında. Birkaç gün sonra gelecek. Ben sizi arayıp görüştüreceğim. Tamam. O zaman sizden haber bekliyor olacağım. Tamam. Çok beğendim. Gerçekten çok iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Adamı araştırdım. Bayağı babacan bir adammış. Anlaşacağımızı düşünüyorum. Nereye çağırdı seni? Home ofisine. O ne be? Yani İstanbul'a geldiğinde hem kaldığı hem çalıştığı loft. Yani daire. Önce kafe, şimdi daire mi? Cemal. Deme öyle. Benim de içimi huzursuz edeceksin şimdi. Bir şey yok, iyi güvenilir bir şirket. Araştırdım ben. Ha, öyledir. Efendim anne? Cemal. Sen bugün ne yapıyorsun oğlum? Ne oldu? Sağlık ocağından sorun çıkartıyorlar. Şu çocuğu nüfusumuza almamız lazım. Ha, halletmedik mi o işi? Nasıl halledeceğiz biliyorsun durumları. Biz seninle buluşalım bugün. Ben doğum belgesini alırım yanıma. Sorup soruşturup hallederiz o işi. Ha? Tamam, bir saat alırım ben seni. Yok yok, hiç gerek yok. Zaman kaybetmeyelim. Parkta buluşalım biz. Cemal, bir hafta geçti bile. Bugün büyük gün. Kimin oğlu olduğumu öğreneceğim. Ya yemin ediyorum var ya, artık ağlanacak halime gülüyorum ya. Kimin oğlu olursan o. Sen benim için Cemal'sin. Sözümüz söz mü? Söz. Eğer o Gökhan denen tırrıkla kardeş çıkmazsam... önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Kalmayacak. Ama bize sorun çıkartacaklar Cemal, biliyorsun. Bu saatten sonra ne çıkartırlarsa çıkartsınlar. Bize sorun olmaz.